Dur bakayım ya. Doğan abi videosu çıktı mı? Doğan abi videosu hemen şu an çıktıysa onu Aniye. izleyelim. Ondan sonra şeyi izleyelim. Yani ha çıkmış. Ha Ondan sonra ya. kafalar videosunu izleyelim. Türkiye'de Anne ne tek. Ya bu salonu satayım. izledim de. Türkiye'de tek. 4K. Aç. Bunda ya. Bunda Arkadaşlar kuyruğu. araç satıştadır bu arada. Temiz kullanım. 2012 model. 39 binde. Çıtır hasarı bile yok. Hasarı yok. Aynen öyle. Aynen öyle. Karavanların arabaları bölümü Ferit'le devam ediyor. Ulan arabayı da keşke yıkatsaydım ya bir iç dış. Ulan 3 gün önce falan yıkatmıştım ama tam temiz değildi yani. Bayağı Yine kalktı. kalktı Aynen. ya. Severiz. Kuryenin arkada yok oluş. Arkadaşlar herkese selam. Feromenlerin arabaları bölümü Ferit'le devam ediyor. Evet. Abi o kadar çok seni yazıyorlar ki soruyorum kimi çekelim. Hatta sormadan önce bile sürekli Ferit'in doçunu çekeyim. Ferit'in doçunu çekeyim ve geldik. Bu arada abi tebrik ederim. Dün bir şampiyonluk yaşamışsınız. Evet, şampiyonluk yaşamışsınız. Oldu. BBL Espor Valorant'ın ilk Türkiye turnuvasında şampiyon oldu. Mutluyuz. Teşekkür ederim. Bundan sonra Avrupa. Evet, bundan sonra Avrupa 2021 Avrupa turnuvaları. Bakalım güzel gidiyor o taraf. Bana da bu arada çok yazıyorlardı. Hani sürekli Doğan abiyle video ne zaman gelecek, Doğan abiyle video ne zaman. Arabayı aldığımdan beri yazıyorlar. Bir sene oldu arabayı alalı. Sonunda biz de bir araya gelemedik. Ne dedi bırak? Ailemizin arabası dedi. Onda bir araya geldi. Çıkaralım mı? Biz böyleyiz ya. Böyle. Biz de bir ortamdayız. Yeni test yaptırdım. Çıkaralım artık. Ferit'in abisi de buradan bize bakıyor. Aslında araba tutkunu var mı? Asıl abim araba tutkunu. Ben biraz. Abisi ta dergi zamanlarından biliyormuş bizi sağ olsun. Ona da güzel bir araba aldırmış. Abim mi aldırdı arabayı? Abim aldırdı diyebilirim. Niye net abi olarak. Niye? Normalde ben Amerikan muscle araba istiyordum aslında. Ama Mustang falan düşünüyordum. Sonra abim bunu gördü ilanda. Ya bu da çok değişik. Bir bat falan yaptı. Sonra gittik. Adam satmadı, etmedi. Yok vermem dedi. Ben öylesine koydum. Hatta kardeşi koymuş ilana. Kardeşine sövdü, saydı. Ama zorla ikna ettik. Benim eski Range Rover Evo'u verdim. Üzerine para koyup bunu aldım. Hayırlı olsun. Güzel ticaret. İyi ticaret. Yani şu anki çünkü Türkiye'de gezen ben görmedim. Yani evet. Ya bir iki tane yatıyor diye efsaneler var. Onları da görmedik ama kasasını görmedim. Kasasını ben de hiç görmedim. Evet. 2012 kasa bu. Baksana kasa oğlum. Çünkü önü de değişiyor. Kire bak amına koyayım. Onları da görmedik ama kasasını şuraya bak. İnsan bir yıkatır. Ben de hiç görmedim. Evet. 2012 kasa bu. Yeni kasa çünkü önü de değişiyor, arkası da değişiyor. Bu kasasını ben de hiç görmedim. Güzel retro bir tasarım var arkadaşlar ama tabii acayip kaslı. Yani bilmiyorum videoda ne kadar görünüyor ama lan demin hiç kimse geçmiyordu şu an. Yine E5 gibi oldu burası. Oldu. Bir motoruna bakalım mı? Bak şimdi konuşmuyoruz ya hiçbir şey geçmiyor araba falan. Açamadım. Açamadın mı? Vallahi açamadım. Şurası kaputu ya. Kaputu açmadığım şu için kanka. Genelde. Evet beni onu anladım. Genelde abisi açıyor Ferit. Motor çok geri konumlandırılmış. Bu tabii ağırlık normalde burada mı olması gerekiyor? Doğru bu arada. Kaputu toplasam bak araba bir senedir bende 3 kere falan açmışımdır maksimum. Niye açayım abi kaputu durup dururken? Peki abi. Şöyle yani, biraz daha. Normalde orada olması gerekmiyor aslında. Normalde burada olması gerekiyor. Tam adamlar alabildikleri kadar geri almışlar. Çünkü ağır bir makine abi. 6.4 litre. Evet. O yüzden de iyice geri durması lazım ki ağırlık dengesi burada olsun. Yoksa şimdi marka model söylemeyeyim. Bazı motorlar biraz önde, ağırlık önde kalıyor. Onlar yanlayabiliyor, edebiliyor ama kafa çok ağır olduğu için, ağırlık çok önde olduğu için kafa bir anda tutuyor, düz gidiyor ve bir cam yerlere çıkıyor. Cam suyunu ben koymadım. Benzinlikle dolduruyorlar. Böyle sıkıntılar oluyor yani. Ağırlık dengesi burada çok önemli. Zaten bu arabanın ağırlık dengesini optimumda tutmak için arkadaşlar arka stepneye bile arkaya garip bir şekilde koymuşlar. Bayağı stepne böyle koymuşlar direkt. Aynen abi ya, duruyor çok acayip ya. Onu da ağırlık dengesi için böyle tabii, yapmışlar tabii, diyorsun. Tamamen denge için. Ya, aküyü bile arkaya koyuyorlar ya. Ben üşendikleri için dedim ama. İşte, aküyü bile arkaya koymaların nedeni oluyor. Evet. Geçelim mi sürüşe? Geçelim abi hadi. Şampiyon. Ben kullanabilir miyim? Tabii ki. Dur anahtar göstereceğim. Herkes anahtar soruyor. Şöyle bir anahtarı var kötü arkadaşlar. Ya. Evet klasik. Harbi bok gibi anahtar ya. Amerikanlar aslında çok fazla şey özenmezler. Evet. Onlar için ağırlıklı önemli olan şey yüksek hacim güç. Bak anahtarda dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Şu ufak olan şey turkuaz renkte o GPS abi. Ben bu anahtarı sürekli kaybettiğim için artık en sonunda GPS taktım abi anahtara. Bir de tek anahtar var, yedek anahtar yok. Kaybettiğim zaman GPS'ten telefondan buluyorum. Anahtarı. Amerikanlar aslında. Beyin bedava abi. Teknolojiyi kullanıyorum. Hop.
Çok fazla şey özenmezler. Evet. Onlar için ağırlıklı önemli olan şey yüksek hacim, güç, performans. Form. Evet, biraz da konfordur süspansiyonda. Böyle teknolojik şeylere falan çok takılmazlar. Bakalım şimdi performansa bu. Yanlıyor musun? Bir tık. İlk kez kullanacağım. Hiç kullanmadım daha önce. Değişik be. Torkta çok yüksek duruyor. Evet, şurası değil mi? Evet. Kaput. Ya, bayağı yüksek duruyor. Şimdi yeni arabalarda bir de alıştık ya, hep böyle alçak torktalar var. Ama bütün teknolojik özellikler var arkadaşlar. Adaptif evet. Cruise kontrol var. Müzik sistemi var. Reynmen kardeşim yeni şarkısı. Nasıl, beğendin mi? Güzel şarkı. Güzel şarkı. Yapıyor yani. Güzel şarkı. Yusuf'un şarkıları seviyorum. Hep böyle insan ruhuna dokunan bir tarafı oluyor yani. Evet evet. Birazdan geliyoruz. Yapmış olmak için yapmış. Bir amına koymaya geliyorum. Bunun iki model olmasına rağmen harbiden. Doğan abi var ya, harbi diyorum daha böyle ağlatır dedim böyle. Daha böyle basar dedim falan da bir... Şeyde neyse devam edelim söyleyeceğim. Böyle teknoloji bakımından beni doyuruyor. Çünkü adaptif cruise kontrolü var dediğin gibi. Buranın ısıtmasına kadar direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma, soğutma, ona kadar hepsi var. Ya adaptif cruise kontrolüne ben çok şaşırmıştım yani bu arabada. Ya ben de vallahi şaşırdım. Görünce tamponda, ama onun için ekstra Amerikalılar bir yer yapmamışlar. Ekstra bir kalıp yapmamışlar. Abi bildiğiniz kendi arabanın peteğini kesmişler, kullanmışlar yani. Nikil'in anlamı ne? Abi WTCN Wriscutter'den geliyor. Wriscutter's Allow Story diye bir film var. Ben küçükken onu izliyorum. Herkes 12-13 yaşlarında. Ya. Sonra Wriscutter güzel Nikil falan, bilekle oynanan oyun, bilek desen falan diyorum böyle. Öyle ergence bir nick aslında. Sonra onu ben sıçtım sıvıyım derken VTCL yapıyorum yani. Kısaltıyorum. Evet. Bir uyandıralım çocuğu. Ekran da bu arada bayağı büyük ve çözünürlük çok çok kötü değil yani 2012 yılına göre. He, çözünürlük iyi. Navigasyon falan da var aslında ama çalışıyor mu Türkiye'de? Yok, çalışmıyor. Radyo şey mi? Amerikanlarda genelde tek haneli şeyler geçiyor. Yani 7-9 falan diye gidiyor Amerikanlarda. Bu da öyle mi? Yok, normal radyo. Normal çalışıyor. Aynen. O zaman güncellemişler artık. Şu an var egzali. Şu an açık mı egzoz? Yok, açık değil, kapalı. Değil mi, kapalı mı? Açalım mı? İskender abim yapmış egzozu arkadaşlar. Şu dolayısıyla an kötü abi. Olacağını zannetmiyoruz. Abi yüksek hacim çok güzel bir şey ya. Gaz tepkisi bu arada iyi ya. Evet. Böyle bir sallıyor hemen, zaten. Hemen direkt. Sallıyor. Neyse, motor kulaklarını koparmayalım arabanın. Direksiyon çok içeride. Bir ayarım değişti. Oo, direksiyon bile elektrikli. Aynen. Var. Default ayarmış. Şu lastik basıncı uyarısı da, lastiklerde hiçbir sıkıntı yok. Buradan satışı yapacağım arkadaş için anlatıyorum. tamamen o gösterge yani. O gösterge silinebiliyor. O bildirim yani. Ama lastiklerde hiçbir sorun yok. Oksijen sorunu abi. Aynen. Bir şey hakkında olsun. Ne? Arayı... Gördüm çıtır hasarı kaputun ucunda mı? Oğlum hasar masar yok ne ya? Vallahi bak, ne tramer ne bir yere şey bile yok yani, sürtme mürtme. Babacım yok hiçbir şey. Tertemiz ya. Yayıncıdan temiz ya. Yayıncıdan tertemiz ya. Sigara bile içilmedi abi. Fark ettin. Son fiyat ne? 2 milyona veririm son. Aynen öyle. Bilmesin şansım. Onu ilk söyledikleri bana oydu. Bu ne ya? Bir şey diyeceğim, araba gidiyor be. Abi buradan sağa. Evet, basmayayım diye beni dar yollara sokuyor arkadaşlar. Mahalle aralarında gezelim. Elim ayağım titriyor. Yok abi, sana güvenim tam. Eyvallah abi. Değil mi? McLaren videosundan sonra ben Ferit'e öyle tanıdım. McLaren'i bana atıyor sürekli. Ben de Twitch'e çok hakim değilim arkadaşlar. Ama tabii ki çok büyük saygı duyuyorum. Adamın 2 milyon takipçisi var. Eyvallah. Çok hakim değildim. Baktım abi böyle bir şey var. Adam beni izliyor falan. Çok tatlı şeyler. Çok yakıyor ya Volkan. Gece böyle geç saatlerde. Araba konusu açıldı mı direkt Doğan abinin videoları. Aynen. Tünele gidiyoruz. Aa, tünel severiz. Mesela şu an her şey devrede, bütün elektronik sistemler. Evet. Ama gene de biraz yanlıyor değil mi? Evet abi, direkt gene de yanlıyor. Fizik kanunlarına karşı evet. Gelemiyor çünkü güç yani. Hemen düzeltmeye çalışıyor ama yani ona engel olamıyor. Tatlı yanlıyor. Baksana hemen. Frenleri nasıl? Frenleri çok iyi. Frenin dozajı çok iyi bu arada. Evet. Yani böyle bayağı Alman arabalarının dozajı gibi dozajı var, çok iyi. Titan yumuşak galiba. Koydum mu freni duruyor. Fren yani. Titan yumuşak galiba. Şanzıman arabanın en çok eleştirilen. Bilgi yapma. Benim bilgisizliğim be. Tam bir girerken araştırıyordun. Tanıtım mı yapıyorsun? Tam Amerikan yani. Kaput böyle şişik görünüyor önünde. O zaten ilk bineni korkutuyor hep böyle. Önümü göremiyorum falan diye böyle. Şu an açık değil mi egzoz? Açık açık. O neydi mesela, ne öttü? Kör nokta sinyali aynen.
bayağı teknolojik araba ya. Yani 2012'ye göre çok dolu. Evet. Direksiyon bile elektrikli. Ki bu hani premium Almanlarda olur yani bu hani. Ki Amerikan arabasına evet göre. Evet yani. Aynen öyle. Bundan sonra ne alacaksın? Abi bundan sonra artık hevesim aldığım için biraz daha böyle BMW 3 kasa. Yeni G20 kasaları çok hoşuma gidiyor BMW'nin. Ya öyle bir şey düşünüyorum ya da RS6 düşünüyorum. Güzel araba. RS6 inşallah. RS6 değil mi? Yani... Daha işte bu fiyatlarda çok zor evet ya. Evet abi çok, çok uçuk. Ya RS6'yı alırsam mesela ömür boyu binersin. Değil mi? Ondan şey olmaz. Ben bundan hevesimi aldım olmaz. Çünkü tabii ki bu araba da konforlu, teknolojik ama onda her şeyin en üst seviyesi var yani. Evet. Bununla mesela gidersin Çeşme'ye. Okey. Ama onunla mesela gittiğin zaman bir daha gitmek istersin. Öyle bir şey var yani. Abi bunda bir de en ufak yağmurda falan kullanmaya korkuyorum evet, biraz ya. Biraz sıkıntılı. Baksana abi hemen. Bu arada küçük teknik verilerden de bahsedeyim. 477 beygir, 650 Nm torku var arabanın. Ama burada bir tane gösterge var. Orada enteresan şekilde 400 kW olarak gösteriyor. Evet. Bu da 570 beygirlere falan denk geliyor. 560 beygirlere. Şurada direkt evet, çıkacak basınca. Evet, enteresan ya bak. Şu an 400'e kadar çıkıyor. Nasıl yapıştı ama Ferit? Ama sitesinde 4.7 beygir gösteriyor, o enteresan. Bir de teknik verilerde 13.9 litre yaktığı söyleniyor. O doğru mu? 13.9 yalan abi. Çünkü değil yani mi? Ben 20'nin altına daha düşmedim. Hadi ya. Evet. Ben daha 16'yı görmedim. Ya nasıl 13.9? 17, 18 gördüm ama 20 ortalama yani. 21-22 olduğu bile oldu. Tünelde bir ses dinletelim mi bize? Bak şurada 400 hızı. İnanılmaz bir ivmelenmesi yok arabanın ama torku etkiliyor insanı. Bir de tabii şanzıman yavaş olduğu için böyle çok hızlandığını da hissetmiyorsun. Evet. Hızlanmayı da böyle konforlu bir şekilde yapıyor yani. Aynen. Vites böyle çat çat diye vurmadığı için. Şu an sportta mı peki? Şu an sportta değil. Hemen şuradan sporta aldım. Göbekten dönelim abi tekrardan. Tamam. Şey mi? Danat mı? Böyle. Sportta bir de yarış bayrağı çıkıyor yanında. Nasıl gidiyor abi? Sportla bu arada normali çok gidiyor. Fark ediyor. Ne zaman girdin? Ne zaman girdim? Şimdi yani bir daha basacak zaten. Oldu. Vay be. Evet. Yani Twitch'ten önce onu daha yoktu. Justin TV'de Onut TV vardı hatta. Onut TV kapandı. Justin TV'ye geçtik. Justin TV'de Twitch diye bir şey açtı. Önceden mesela Twitch'te video falan izleyemiyorduk. Sadece gaming platformuydu. Sadece oyun oynayabiliyordum. Sonra politikayı değiştirdiler Amazon satın almasıyla beraber. Şu anda artık in real life yayınlar da işte. Araba sürerken bile yayın açabiliyorsun. Her türlü yayın olabiliyor. Bayağı oldu ya. Artık yaşlandı platformla. Vallahi 10 sene iyi be. Evet. Buradan klasik soru sorayım sana. Girmek isteyen gençlere. Biz hani YouTube için belli evet. Birkaç şeyimiz var. Ya çok gelen bir soru abi. Ne öneririm? Bir kere gözlem. Yani gözlem yetenekleri iyi olması lazım. Çünkü ne kadar çok gözlem yaparlarsa iyi yayıncıları o kadar pozitiflerini alırlar. Negatiflerinden ders çıkarırlar. Onun haricinde ya bir de kamera ışığı gerekiyor abi Twitch'te. Ya herkes de yayıncı olamıyor. Nasıl YouTube'da herkes YouTuber olamadığı için Twitch'te de aynı şekilde. Ama ne kadar çok gözlem yaparlarsa bir de kendileri eğlenmeye baksınlar. Ya kendileri eğlendikten sonra insanları da eğlendirirler yani. Benim için de abi aynı yani YouTube için de aynı şey geçerli. Sen eğleniyorsan zaten acayip yansıyor video. Zaten şey diyorsun Doğan abi bas! Video izlenecek. O videoyu çekerken evet. Anlıyorsun yani. İnsanlar acayip geçer. Bu zaten hayat polis var pardon polis. İnsanlar yani YouTube'a eğlenmek için giriyorlar. Aynen sen öyle. De orada sıkıcı bir şey yaptığında ya da kendini evet. Sıkılarak bir şey yaptığında o acayip geçiyor insanlara. Bir de bu dönemde Twitch'ci olacağım, YouTuber olacağım kafasına şu mantıkta girmemeleri lazım. Para kazanma evet, mantığıyla. Abi, kesinlikle. Yani para kazanmak için girdiğiniz zaman o çok irite evet, ediyor abi. İnsanları belli de oluyor. Yani. Önce kendiniz zevk alacaksınız. Seveceksiniz aynen, ondan sonra bu işe gireceksiniz. Ben 40 yaşındayım abi. Hayatta hep çok büyük kaygılarım oldu. Sadece YouTube'a para kazanma niyetiyle girmedim ya. Dedim ki burada ben vakit geçireceğim. Hobimi artık burada yapabiliyorum. Gazetecilik, dergicilik yapamıyordum artık. Bitrate işte düşük. Ve ama para kazanmaya başladım yani. Çünkü yani bir şey yapacaksın. Kıymetli bir şey yapıyorsan zaten insanlar onun kıymetini sana veriyorlar. Yani aynen sen öyle. Para kazanma niyetiyle girdiğinde başka bir yere gidiyor iş abi. Bu her sektörde geçerli aslında kesinlikle ya. Kesinlikle öyle ya. Ne kayboldu? Adam korkmuştur abone ol. Evet, kendi atmıyor. Bak ama sportta çok fark etti. Değil mi? Deminkiyle. Evet. Bayağı fark etti yani. Şu an bayağı içim çekildi yani. Evet evet, yapıştırdı arkaya. Sen ilk defa kullanıyorsun değil mi? İlk kez kullanıyorum. Şarjör. Şeyi de kullanmadım. Challenger falan da kullanmadım. Mustang kullandım sadece. 5.0 GT. Mustang'e çok benziyor bu arada hissiyat olarak. Hı-hı. Ama bu tabii daha başka yani. Çünkü hep otomobili gördüğündeki hisle biniyorsun ya. Şu an 4 kapı sedan mı otomobile biniyorum diye biniyorsun ya bu arabaya. Evet. O hissiyattan sonra bu kadar gitmesi tabii şaşırtıyor insanı. Ben Amerika'da kiralamıştım Challenger. Hı-hı. 800 beygirliğini. Abi inanılmaz bir şey. Evet. Olana. İnanılmaz bir şeydi yani. Ben ondan sonra zaten tutuldum. Doja. Aynen. Ya işte araba çok acayip bir tutku. Kimseyi o yüzden ben yargılamıyorum. Kimi insana sorsan mesela Amerikan arabası 5 para etmezler. İşte kimi insana sorsan İtalyanların şöyle kusurları vardı. Bu tutku işi abi. O yüzden kimseyi bunu niye seçtin demeyeceksin. Mesela... Bir de abi ben anlamıyorum. Böyle araba alınca insanlar linç ediyor. İşte paraları neye harcıyor bilmem evet, ne. Abi. Ev alınca o zaman süper. Güle güle otur bilmem ne. Ya abi araba şu an daha büyük bir yatırım. Kesinlikle öyle. Daha büyük bir
yatırım yani. Yatırım aracı oldu yani bayağı. Şu anda bunu aldığımdan beri bir sene önce almıştım. 3 katı şu anda bunun fiyatı. Ya o biraz algı meselesi. Maalesef ülkemizde otomobil bir statü şekli olarak değerlendirildiği evet. için yani hava atma aracı olarak. Ben de taşak geçilmişti. Maalesef öyle ama şimdi bak sen mesela gitmişsin Amerika'ya bu arabayı kullanmışsın. Sonra bunun hayalini kurmaya başlamışsın. Yani evet. Senin benim gibi adamlar aslında bunu tutkuyla bağlanarak alıyor. Şimdi sen bunu zannetmiyorum ben gece kulübünün kapısına gidip bu arabayla hava attığını. Yok be abi. Yani anladın mı? Böyle bir şey bu yani. Şimdi adam arabayı bana anlatırken niye aldığını gözünün içi parlıyor. Buradan anlıyorsun yani. Ama maalesef bir kesimde bu işi hava atmak için hiçbir şekilde hayal mayal kurmayıp üzerinde sadece hangisi daha güzel görünüyor, hangisinin daha pahalı olduğunu belli edebilirim şekliyle aldıkları için abi. O yüzden bizim gibi adamlara bence böyle linç yemememiz lazım yani. Bizim ben şimdi Ferrari adamlar... alsam gece kulübü şu bu hayatta gitmem yani. Giderim gece İzmir'e takırsınız giderim, Çeşme'ye giderim, aynen oraya öyle. Giderim, buraya giderim yani anladın mı? Hani otomana çıkıp arabayı denerim. Ben daha uzun yol yapmadım bu arabayla. Bunun uzun yol çok keyiflidir. Öyle mi? Zunlu Voldemort. Konfor odaklı ama virajı kötü değil bu arada arabanın. Çok hafif yatıyor. O da tabii lastikleri falan biraz 20 jant var arabada ama lastik yanakları biraz etti. Yine tabii bu konforlu olsun diye seçilmiş bir şey. Tercih edilmiş bir şey. Süspansiyonu ayarlayamıyorsun abi değil mi sertliğini? Yok ayarlayamıyorum abi. Direksiyon sertliğini ayarlıyor. Direksiyon bu açısını gösteriyor. Aynen açıları gösteriyor. Ya. Şurada bu bir de... Aslında süspansiyonu şeyle ayarlayabiliyorsun. Kontrol sport modu alınca otomatik süspansiyonu sertleştiriyor. G-Force diye bir şey var. Bu da evet, uyguladığı. Bu da 7. G'yi görüyor. Aynen. Frende, gazda hepsine gösteriyor. Yanal G'yi gösteriyor. Hiç böyle ESP'yi kapayıp deli gibi yanladın mı? Yanladım abi. Hadi ya. Direkt 360 attım yani. Bunu zaten gaza oturduğun an başlar yani. Döndürmeye hemen. Lastikleri yeniymiş ama. Hiç ortam yok ya. Ya sıkıntı yok. Bu acayip bir de burnout. Mekan bulamadık abi. Evet. Yanlayacak. Hemen yanlamaya çalışıyor araba. Kaç bin araba? 1000 değil mi bu arada? Yok kilometre. Kilometre. Bir kere basınca 1000'e dönüyor. 39 bin. 31 bin de aldım. Değil bir mi? Senedir bende. Tam bir sene oldu Aralık ayı itibariyle. Yani çok az kilometre. Hep yapmış. Şehir içi kullandım. Bir kere İzmit'e falan gittim o kadar. Bir de şeyden tırsıyorum ya. Biri gelip vuracak falan ya. Çok en büyük korkuyorum gerçekten. Kazasız değil mi bu araba? Kazasız abi. Boyasız. Sıfır. Benim emiş de öyle abi. En korktuğum şey bu araba. Çünkü biri dokunsa eksi 100 bin lira yazacak. Aynen öyle. Kömüze çok önemli olduğu için abi bu kaza boya işi. Avrupa'da falan daha değerleniyor araba. Evet. Boyadığın zaman bizde de sıkıntı. Bizde direkt düşüyor. Güzel be. Şanzıman yavaş değil bu arada. Öyle mi? Çok yavaş değil yani. Daha yavaş. Sporta almak belki etki etmiştir evet. abi. Nasıl geçiyor bir günün? Bir günüm nasıl geçiyor? Bu aralar çok düzenli ya. Akşam yayınları yapıyorum zaten. Ben yayın harici abi, oyun oynamıyorum. Eyvallah. Yani bilgisayar başına bile zor oturuyorum. Akşamları yayın açıyorum. O da yayınlar ortalama 4 saat, 5 saat falan sürüyor. Doğru diyorsun Solop abi. BBL tarafında proje değerlendirmesi, toplantılar vesaire. Hem yayıncıyım aynı zamanda arka tarafta BBL şirketimiz var. Bir talent agency şirketiyiz. Onun açılımı ne? Big Boss Life. Biz 3 arkadaş kurduk önce. Sonra Okan abi ile de beraber olunca Okan abi, ben, Şükrü, Kemal. Kemal'i tanırsın kendi müzisyen. Hep beraber ortak olup böyle bir talent agency, aynı zamanda prodüksiyon şirketi açtık. Bir tane Kıbrıs projesi yaptık. Dijitalin en çok izlenen projesi oldu. Hatırlıyorum bir evde. Aynen. Bir otelde residential villasında program yaptık. Güzeldi. Ondan sonra pandemi patlayınca bir daha yapamadık ama şimdi online etkinlikler yapıyoruz böyle. Online herkesin kamerası var. Tabu mabu oynuyoruz böyle. O tarz eventler yapıyoruz. Güzel gidiyor o tarafta. Tabu oynamadık. Bir de göz bebeğimiz e-spor takımımız var. O da Nefertari hoş geldin. Abi, o tarafta da çok iyi gidiyor. İyi gidiyor ya işte. Şimdi bundan sonra var mı böyle bomba bir şey? Avrupa'ya gideceksiniz galiba. Abi 2021'de Avrupa turnuvaları var işte. Türkiye'de şu an şampiyon olduk. Avrupa turnuvası. 29 Ocak'ta başlıyor elemeler. Yapacağız. Süper abi. İyi gidiyor, süper gidiyor. Bir hedefin var mı peki? Nasıl mesela ya? 2 milyon abonesi şu anda. Bayağı. 29 Ocak'ta. Duyurdu Avrupa turnuvası. Evet evet 29 Ocak'ta Avrupa elemeleri başlıyor. Bizimkiler girecek. Oku. 5 ya. Milyon hedefin var mı? 10 milyon var mı? Dünyada kaç peki bu işin? Kriteri ne yani? Abi dünyada daha... Ve bir spoiler vereyim. Takım çok iyi gidiyor. Yani bana sürekli atıyorlar. Scrimlerin SS'lerini falan. İnanılmaz iyi gidiyor. Gelen geçeni tokatlıyorlar yani. Bakalım. Daha fazla. Kaç mesela? Yani 15 milyon falan olan var Ninja. 20 milyon bizim olan var. Bizim YouTube gibi aslında. Yani. Evet aynen öyle abi. Onlar tabii biraz nazar daha böyle. Nazar değmesin aynen maşallah. Çok daha fazla takipçileri var. Ya bir hedefimden ziyade bireysel olarak hedeflerimi gerçekleştirdim diyebilirim. Yani şu andan itibaren biraz daha kurumsal hedeflerim var. Bireysel olarak hedeflerini bu yaşta gerçekleştirmiş olman müthiş bir şey tabii. Evet. Yani. Yani hayallerimi bireysel olarak gerçekleştirdim. Yani eski esporcuyum ben de. Profesyonel oyuncuydum. Şampiyonluğum da var. Belli bir seviyeye de geldim. Sonra profesyonelciliği bıraktıktan sonra bir hayalim vardı. Profesyonel bir espor takımı kurmak. Onu da kurduk. Şimdi o da ilk turnuvasında şampiyon oldu. Artık daha böyle kurumsala yöneldim işte. Prodüksiyon şirketini ilerletmek, talent agency şirketini ilerletmek. Yeni insanlar çıkartıp onlara destek olup onları yüceltmek istiyoruz. Bir süre sonra işte, zaten insan sonra. Onu yapmak istiyor değil evet. mi? Evet. Nereden sonra ceza geldim? Ya, oradaki EDS'yi bazen açıyorlar bazen kapatıyorlar. 10 sene geldiğimde böyle şeyler yapmak aslında istiyorum. Aslında bilgi aktarımı. Kesinlikle. Bir de görüyorsun yani etrafında hakikaten yetenekli bir kere dokunsan aslında bir sürü şey yapabilecek insanlar var. Evet. Onları alıp aslında parlatmak
yapmak istiyor insan. Gurur verici de bir şey bir tarafta. Evet, çok. Meriç'im çok teşekkür ederim valla. Rica ederim. Vaktini ayırdım bu yoğunlukta. Tam şampiyonluğun ertesi günde denk geldik. Evet, evet. Mükemmel bir güne. Valla çok sağ olsun abi. Yeni arabanla artık bir daha çekeriz. İnşallah. İnşallah. RS6 mı diyorsun? RS6 ya. Yok mu? Oh. Çektin mi abi RS6? Çektim. Ben hemen gideyim bir izleyeyim o videoyu. İki tane çektim. Bir tanesi. İzleriz. Videoyu şuradan izleyebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Bir tanesi bayağı modifiyeli. Yaklaşık 1000 beygire. Hani ya? Onu hiç izleme zaten. O başka bir şey yani. Bir de yeni kasayı çektim. Yeni kasa da çok acayip abi. Böyle zaten baktım mı araba SUV gibi duruyor. Yani büyük böyle. Evet. Tipi sanki modifiye şirket tarafından yapılmış. Fabrika çıkışı bir araba gibi değil yani. Evet. O yüzden ikisini de izleme bence. Hayallerin bakalım. Top noktaya ulaşır abi, öyle söyleyeyim. Hele bu ekonomide hiç evet, izlemeyeyim ya. Vallahi izleme yani. Garip yani. Nereye gidecek, ne olacak fiyatlar? Her gün bana soruyorlar ama ben de bilmiyorum işte. İnşallah daha da iyi yerlere gelirler yani. Kebap sanırız. Ne olacak, ne edecek? İnşallah düşer. Tek temennimiz İnşallah. Çok zor görünüyor arkadaşlar. Bayağı yaka yaka aynen. Kalkıyor ya. Ciğerli makine dedikleri bu. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz şimdilik. Hoşçakalın. TRT Twitch kanalına da abone olmayı unutmayın. Instagram, Twitch, YouTube'un her yerde. Aynen, ikisini de bırakırız açıklamalara. Çok istiyordunuz. Geldi, kırmadı bizi, sağ olsun. Güzel. Görüşürüz. Hoşçakalın. 10-10 video. Eyvallah Doğan abime de teşekkür ederim. Beni ağırladığı için. Güzel video oldu. Şöyle chat'e atıyorum. Siz de bir like atarsınız artık. Hep beraber izledik chat. Bir like hak etti. Like, yorum falan filan. Eyvallah Uğuz, eyvallah. O yok, yanlışlıkla çıkmışım ya abonelikten. Normalde abone... Ne olmuş bilmiyorum. Yok abi, şey oldu yani. Çalındı malını kapatıldı ya, ondan bug olmuş olabilir. Ferit, sizce Audi RS6 mı alsın, BMW 3 mü? Abi tabii ki RS6 yani, o ikisi. Bu nasıl karşılaştırılıyor? Doğan abi gözümsün Doğan abi, yapılır mı? Doğan abi. Keşke Ferit bu Dodge'unu Naru'dan tek yerken kullansaydı. Özgün. Redline sokan bendim abi. Evet evet. Birazdan geliyoruz. Yapmış olmak için yapmıyor ya. Gece kulübü var mı? Yok abi. Yok abi. Yok abi. Noise. Again.